Refik Korkmaz eğitimlerinden selamlar, saygılar, alemler ötemiz sonsuz. Bakalım kime nasıl bir katkım olabilir? Bakalım. Arkadaşlar, Amerika'dan çok güzel bir telefon ayaklığı getirdim. İstanbul'da, Türkiye'de bakacağım, eğer varsa muazzam. Bunu tavsiye ederim size. Şöyle yapıyorsunuz. Allah'ım yarabbim. Şimdi telefon sabitleyicinin reklamını yapıyorum. Ama insanlık için üretilmiş her şeye varız. Bakın. Böyle olur. Şöyle olur. Ve hatta şöyle olur. Ve kuş uzatılır. Ve bakın şöyle olur. Yani siz görüşme yaparken de telefon şarjda kalabilir. Mesela şöyle. Şöyle olabilir. Aha da böyle olabilir. De böyle olabilir. Bunu üreten kişi bile benim kadar reklam yapmamıştır. Şöyle yapabilirsiniz. Tamam Refik. Reklam saati bitti. Şimdi gelelim şifanıza vesile olma saatine. Şifa saati. Ah, elhamdülillah. Arkadaşlar, ne istersiniz? Meditasyon mu? Birinizin şifasına vesile olmama mı? Bakalım, bakalım. Meditation demiş arkadaşlar. Meditasyon demiş arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, meditasyon diyorsunuz. Meditasyon yaparız. Ben meditasyona meditasyon demem. Meditasyon Refik Korkmaz eğitimlerinden olmayınca. Haydin bro. Bütün rahatsızlıklarınızdan kurtulmak meditasyon olsun mu? Olsun tabii. Bolluk bereket olsun mu içinde? İnşallah tabii ki. Başka? Bilgelik. Elbette. Helbet mi? Elbet mi? Elbet. Neden hell diyorsun? Oturunuz bir yere. Gözünüzü yumunuz. Yani gözünüzü yumunuz. Meditasyon. Nereden başlasak? Kuyruk sokumundan başlayalım. Arkadaşlar, DNA şifremizin, DNA'mızın tamamının, bedenimiz hakkındaki her şeyin ve atalarımızdan aktarılan bütün genlerin hepsinin kuyruk sokumumuzun birinci boğumunda ilk omurunda olduğunu biliyor muydunuz?
Oraya kuyruk sokumunuzun ilk omuruna dokunduğunuzu hayal edin. Elektrik düğmesini açar gibi tırt. Ve siz oraya dokununca oradaki genetik kod ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci omura çıktı. Yani siz oraya dokunduğunuzda beş omurunuzda ampul yandı. Floresan lamba gibi. 6, 7, 8, 9, 10. omurunuza kadar yandı ve genetik kodlarınız aktif oldu. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. omurunuza kadar çıktı. Kalbinizin hizasına kadar olan omurlar. Kaç omur var insanda? 3, 3, 33 omur. Haydi 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. omura kadar çıktı bu aydınlanma. Hepsi floresan lamba gibi parladı. Nur çıktı kuyruk sokumunuzdan. Kafatasınıza. Haydın buraya kafatasınıza da çıktığını hayal edin. Ve kafatasınızdan saçlarınıza çıktığını hayal edin. Bakın, kuyruk sokumunuzdan saçınıza çıkınca ne göründü bedeninizde? Bedeninizde bir şahmaran göründü. Bedeninizde bir şifacı varmış. İlaç kutularının, eczane raflarının, eczane vitrinlerinin, hastane kapılarının o çift sargılı yılanı var ya, o şahmaran var ya bizim bedenimizdeymiş. Bugüne kadar kuyruk sokumu şifresini aktif etmemiştiniz. Bu yılanın özü ne? İlik. Kuyruk sokumundan kafatasımıza kadar ilik mi var? Evet. Peki bu ilik kaynağını nereden alıyor? Bu ilik ne yer, ne içer? Bu ilik Yüce Allah'ın nurunu yer içer. Neden onun adının ilik olduğunu düşündünüz mü? Nereye ilecek? Yani nereye ulacak? Nereye ilişecek? Nereye ulaşacak? Nereye ne iletecek? İlik, ulak, ulaş. Neden onun adı bunlarmış? Kuyruk sokumunuzdan kafatasınıza kadar sizin genlerinizi iletecekmiş, ulaştıracakmış. Onun için bunun adı ilikmiş. Bu kadar mı? Yüce Allah'ın nuru saçınızdan kafatasınıza, oradan da 33 omurunuzdan kuyruk sokumunuza kadar iletilecek. Yüce Allah'ın nuru saçınızdan kuyruk sokumunuza kadar ulaştırılacak. Onun için bunun adı ilik. Ulak, ulaş, ulaştır, il, ilet imiş. Kuyruk sokumunuzun düğmesine bastığınızda genlerinizi aktif ettiğinizde ne çıktı? Kuyruk sokumunuzdan saçınıza kadar nur yükseldi. İlik görüldü. Şahmaranın özü göründü. Ve Yüce Allah'ın nurunun bu ilikten aktığı göründü. Bu ilik omurlar tarafından korunuyor.
Her bir omurda dört yöne delikler hayal edin. Yüce Allah'ın nurunu alan şahmaran, kuyruk sokumuna kadar 33 omurdan bu nuru ilik vasıtasıyla dışarıya fışkırtıyor. Dışarıya fışkıran bu ilik, bu nur, sinir sistemi olarak bedeninize dağılıyor. Siz içinizde şahmaran olduğunu, Yüce Allah'ın nurunu bu şahmaranın ab-ı hayat olarak nuş ettiğini hayal ederseniz, 33 omurundan da dışarıya fışkırttığını hayal ederseniz, bu fışkıran nurların bedenimizi sinir sistemi olarak dağıldığını hayal ederseniz, hangi rahatsızlığınız varsa ondan kurtulunuz. Kurtulunuz, kurtulunuz. Hocam ama hani bolluk bereketimiz nerede? Bilgelik istiyorduk. Ama biz bir de hocam huzur, mutluluk istiyorduk. Cesaret, yüksek enerji, ebedi gençlik istiyorduk. Her yöne farkındalık istiyorduk. Siz sadece şifadan söz ediyorsunuz. Düşündüğün şeye bak. Dert ettiğin şeye bak. En kolay o. Önce kuyruk sokumundan kafatasına kadar akımı iletmen lazımdı. Onu ilettin. Saçından da kuyruk sokumuna kadar akımı iletmen lazımdı. Onu da ilettin. Şimdi başına talih kuşu konarsa bolluk bereketin gelir. Bilgeliğin gelir. Haydin bravo, saçınızı yuva yapın. Şöyle bir tacı şeklinde yuva. Oraya zümrüdüanka kağı gelsin otursun. Devlet kuşu gelsin otursun. Talih kuşu gelsin otursun. Da. Sizin başınıza talih kuşu gelince hayatınıza huzur gelir, mutluluk gelir, cesur olursunuz, ebedi gençlik içinde yaşarsınız, yüksek enerjide olursunuz, her yöne farkındalığınız artar, bilgelik içinde olursunuz, rahat rahat esnersiniz. İnsan mutlu olduğu, huzur bulduğu yerde esnermiş. Ve bolluk bereket içinde yaşarsınız. Ve bu enerjilerin evrene yayılmasına, her bir varlığa ulaşmasına vesile olursunuz. Hatırladınız mı? Kuyruk sokumunuzdan kafatasınıza kadar şahmaran, başınızı zümrüdüanka, bu şahmaranın 33 omurundan 4 yöne nur saçılıyor. Onlar bedeni sinir sistemi olarak dağılıyor. Ve gözünüzü açınız. Şifanız daim olsun, daim olsun. Arkadaşlar, eğer rahatsızlığını yazan bir dostumuz varsa kendisini canlı yayına alacağız. Var mıdır? Haydın bırak. Bu meditasyon hoşunuza gittiyse, kendiniz ve evren için değerli buluyorsanız, siz de bunu etrafınıza İletin, ulaştırın, sizde güzelliklere ilik olun, öz olun. Gönderin arkadaşlarınızı. Hepinize Refik Korkmaz eğitimlerinden
Selamlar, saygılar. Alemler ötemiz, sonsuz.